Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti ile çok yakın ittifak kurmuş ve bu ittifakıyla da Asya denkleminde ciddi bazı avantajlar yakaladığını düşünen Tahran rejiminin, İran'ın kaç cephede birden savaşmaya hazırlandığı büyük bir soru işareti. Gerçi İran vekil savaşçıları yoluyla Orta Doğu coğrafyasında ve Arap Yarımadası'nda direkt doğrudan bir savaşa girmeyi düşünmüyor. O vekil savaşçıları vasıtasıyla mış gibi yapan bir kimlikle ayakta duruyor. Yani Irak ve Suriye coğrafyasındaki Şii milisler, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah ve Suudi Arabistan'ın hemen güneyinde Yemen'deki Husiler. Esasında 1979'dan bugüne kadar kendi devriminin, ne derseniz deyin, kendi devriminin savunmasını başka coğrafyalarda akan kana bağlamış diktatoryal bir rejimin yapmış olduğu bir örgütlenme ile karşı karşıyayız. Şimdi Husiler balistik füzeleri atmaya devam ediyorlar. Ben daha önce de söyledim. Yine tekrar ediyorum. Bir Amerikan liderliğindeki donanmanın bugünkü şartlar çerçevesinde Husileri durdurması mümkün değil. Ancak ve ancak o tehdit küresel bir ittifakın kara birliklerinin Yemen'e ayak basmasıyla durdurulabilir. Çünkü adam karadan denize, karadan havaya füze fırlatıyor. Şimdi sen bunu, efendim ben onun 150 tane yerini bombaladım, istersen 250 yerini bombala. Adamın rampası olduğu sürece, deposunda füzesi olduğu sürece senin gemine de, limanına da, her şeyine de füzesini atmaya devam edecek. Konu bundan ibarettir. O yüzden dedim ki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Husilere saldırarak esasında İran'ı güçlü oyuncu yaptı. Çünkü bu saldırıların sonucunda bir sonuç alamayacakları net olarak belli. Hizbullah'ta sonuç alınabiliyor mu? Niye? Çünkü Hizbullah'a vermişler füzeleri, tanktır, anti bilmem neleri. Girsen kan gölü, girmesen habire füze yiyeceksin. Böyle bir durumla karşı karşıya esasında. Şimdi İran bir de başka bir yerde kaşınmaya başladı. Bu kaşınma tehlikeli ama. Çünkü Pakistan ve İran her ne kadar kimse böyle net olarak ifade etmek istemese de Asya coğrafyasının dev ordularına sahip kimlikleriyle aynı zamanda Müslüman coğrafyanın farklı inanç dairelerini temsil ediyorlar. Yani Sünni Pakistan ile Şii radikal İran arasında ilişkiler zaten yıllardır yüksek tansiyonlu. Bugünden ibaret bir durumdan söz etmiyoruz. Fakat özellikle Mahsa Emini isimli Kürt asıllı gencecik bir kadının sadece saçını adam düzgün bir şekilde bağlamadığı gerekçesiyle İran güvenlik güçleri tarafından öldürülmesinden hemen sonra başlayan o dev gösterilerde bir İran eyaletinin adı çok öne çıktı, hatırlayacaksınız. O da İran'ın güneyinde, güneydoğusunda Afganistan-Pakistan sınırında yer alan ve nüfusu ağırlıklı olarak Sünni olan Sistan-Belucistan eyaleti. Bu eyalette Mahsa Emini sonrasında yapılan gösterilerde İran devrim muhafızları ve bağlantısındaki güvenlik güçleri Sünnilere hiç acımadılar ve tarihin en büyük katliamlarından birini orada gerçekleştirdiler. O bölge zaten İran için çok büyük bir sorun. Orada Ceyş-ül-Adil adı verilen, yani adalet ordusu diye adlandırılan, öyle adlandıralım, bir Sünni-Beluci hareket var. Bu Sünni-Beluci hareket aynı zamanda Pakistan-Belucistan'ında yerleşik bir hareket. Ve
zaman zaman İran'a giriyorlar, eylem yapıyorlar ve çekiliyorlar. Nitekim geçtiğimiz ay yaptıkları bir eylemde Sistan Belucistan'da bir İran karakolunu bastılar ve 11 polisi öldürdüler. Sonra da Pakistan'a geçtiler. İran sürekli olarak Pakistan'ı topraklarında kendisine dönük sünni, bölücü, ayrılıkçı bir hareketi koruyup kollamakla suçluyor idi. Ve bu suçlamalar bugün itibariyle çatışmaya dönüştü. Çünkü İran, Pakistan'ın iki ayrı bölgesinde adalet ordusu, sünni ayrılıkçı adalet ordusu olduğu ileri sürülerek bir tür bombalama, roketleme yaptı. Ve bu bombalanan yerler Ceşil Daim ve Kohi Sop bölgeleri. Bu bölgelerde adalet ordusunun kampları olduğu söyleniyor. Fakat Pakistan Dışişleri Bakanlığı şöyle dedi. İran'ın Pakistan hava sahasını ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda iki masum çocuk öldü. Kuşkusuz bu saldırıların çok vahim sonuçları olacaktır. Asıl endişe verici yön, İran ile Pakistan arasında çok iyi işleyen iletişim kanalları mevcutken bu saldırının hiçbir bildirim yapılmadan tek taraflı kararla gerçekleşmiş olmasıdır. Ve İran'ın İslamabad'daki ateşisi dışişlerine çağrılıyor. Çok sert bir nota veriliyor ve deniliyor ki bundan sonra yaşanacak bütün gelişmeler İran'ın sorumluluğu altında olacaktır deniliyor. Ve bu arada 4 kişi de yaralanmış. Çocuklar 8 ve 12 yaşında. Roketlerin düştüğü sınıra 60 kilometre mesafedeki yerleşim alanında bir cami de ağır hasar görmüş. Bayağı İran kendisi, kendi ordusu, kendi devrim muhafızlarıyla Pakistan'a saldırı düzenledi. Şimdi Pakistan ordusu nükleer bir güç ve güçlü bir ordu. Yani öyle İran'ın kolay baş edebileceği, yani tek başına Pakistan ordusu İran ordusunu katlar koyar. O derece, yani Türkiye'ye falan ihtiyaç yok. Öyle bir ordusu var Pakistan'ın. Yani nükleer bir ordu aynı zamanda. Ve saldırıyla ilgili haberler İran medyasında önce bir verilmiş. Sonra bakmışlar ki karşı taraf çok öfkeli. İran'da tam bir sessizlik ve sipere yatma duygusu büyümüş durumda. Böylece Beluci ayrılıkçı hareket çerçevesinde Şii radikal İran'la Türkiye'nin yakın dostu ve stratejik müttefiki, aynı zamanda Azerbaycan'ın da stratejik müttefiki Pakistan arasında çok ciddi bir askeri gerginlik yaşanıyor. Bu geniş çaplı bir savaşa dönüşür mü? Bugünün koşullarında biraz zor. Fakat Pakistan unutmayan bir devlet kimliği taşıyor. Tıpkı biz Türkler gibi. Unutmuyor. Mesela Keşmir olayında ne olmuş onları unutmuyor. Orayı unutmuyor. Afganistan sınırını unutmuyor. Yani İran başına büyük bir bela aldı. Benim gördüğüm kadarıyla. Devamını birlikte izleyeceğiz. Bu Türkiye'nin de teyakkuzda olacağı bir durumdur. Çünkü İran'la Pakistan'ın daha geniş çaplı bir çatışmaya yönelmesi ister istemez Ankara'nın müdahalesini gerektirir. Önce diplomatik, sonra nasıl bilemem. Hoşça kalın.